engelli koşu. Bak kutiyi senin için ne yaptık? Hediye için teşekkürler. Ama benim doğum günüm değil ki. Ayrıca bu nasıl bir hediye, ben anlamadım. Ayakkabı bağlamayı öğrenmen için yaptık kutiyi. Şimdi çözelim. Hadi Koti, yeniden fiyonk yap. Fiyonk nedir Rupi? Kurdeleyi kelebek şeklinde bağlamak Koti. Kelebek şeklinde mi? Nasıl bağlanıyor? Beni izle Koti. Önce kurdelenin uçlarını böyle yapıyorsun. Sonra etrafından dolaştırıp çekiyorsun ve fiyonk oluyor. İşte böyle. Harika. Şimdi sıra sende Koti. Hadi yapabilirsin. Yapabilirim. Kendime güveniyorum. Biraz değişik bir fiyonk oldu. Bence yeni başlayan biri için fena değil. Birden aklıma harika bir dörtlük geldi. Çok merak ettik. Yaparsın sen. Kendine güven. Özgüven. Harika. Keşke bu sözlere bir beste yapabilsem. O zaman özgüvenini kaybedenleri cesaretlendiren bir şarkımız olurdu. Çok güzel bir hayal Koti. İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Güzel sakinleri, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, ülkemiz bu yıl ilk defa atletizm oyunlarında engelli koşuda yarışacaktı. Fakat ne duyduk biliyor musunuz? Katılmayacakmışız. Mutlaka önemli bir sorun olmalı. Keçe. Sevgili aslan, yanımda bayan Sivriyele var. Kendisi ülkemizin en hızlı koşan sporcusu. Bu yıl engelli koşuya katılacaktı fakat istemiyor. Neden istemiyorsunuz bayan Sivriyele? İstiyorum. Hem de çok istiyorum. Fakat yapamam. Yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Siz de duydunuz. Yarışmaya katılmak istiyor ama yapamayacağını söylüyor. Aslan, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Olamaz. Bayan Sivriyele çok iyi koşuyor. Engelleri hızla geçebilir. Peki neden kendine güvenmiyor? Bu çok büyük bir sorun ve mutlaka çözülmeli. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu iş tam bize göre. Hadi şu sorunu çözelim. Harekete geçelim. Olmalısınız. Gerçekten büyük bir sorunum var. Sizin için geldik bayan Sivriyele. Sorunu çözeceğiz. Sizi görünce içime bir rahatlama geldi. Oh dedim, bana yardım edecekler. Bunun için buradayız bayan Sivriyele. Sorunu öğrenmeliyiz. Nasıl bir sorun bu? Beni izleyin. Sorunu göreceksiniz. Bütün engelleri devirerek koştu. Bu nasıl bir spor böyle? Engelleri devirme sporu mu? Sanki üstünden atlamaya çalışıyor gibiydi. Gördünüz işte, yapamıyorum. Tüm engelleri devirdim. Ne yapacağız? Önce şu engelleri düzeltelim. Bayan Sivriyele, burada ne yapmaya çalıştığınızı anlayamadık. Bu engeller koşmanıza engel oluyorsa ve üstünden atlayamıyorsanız... altından eğilerek geçebilirsiniz. Böylece engeller devrilmez. Ne diyorsunuz?
Gayet iyi bir fikir değil mi? Keşke o kadar kolay olsaydı. Öyleyse buna ne dersiniz? Engelleri tutup üstünden atlayabilirsiniz. Engeli tutamazsın. Eller değmeyecek. Bu engelleri devirmeden koşmanın bir yolunu bulacağız Bayan Sivriyele. Fakat bu sporun kuralları var. Değiştiremeyiz. Çok haklısınız Bayan Sivriyele. Vız vız. Bize 100 metre engelli koşu hakkında bilgi verir misin? 100 metre engelli koşu parkurunda 10 engel vardır. İlk engele kadar olan mesafe 13 metre. Diğer engelle arası ise 8,5 metredir. Koşucuların üzerinden atlamak zorunda olduğu engellerin yüksekliği 84 santimdir. Son engelle bitiş çizgisi arası 10,5 metredir. Teşekkürler Vız Vız. Not aldım arkadaşlar. Koşu parkurunu araştırmak için de Edna'nın yardımına ihtiyacımız var. Ölçelim. 11, 12, 13. Başlangıçtan ilk engele kadar 13 metre. Vız vızın söylediği de aynı. Engel yüksekliği de 84 santimetre. Her şey kurallara uyuyor. Bir sorun yok. Hiç sorun yok. Tüm sorun bende. Kendinize olan güveni kaybetmeyin. Çalışarak her işi başarabiliriz. Ben de ayakkabımı hiç bağlayamam derken çalışarak ayakkabı bağlamayı öğrendim. Çok iyi hatırlattın. Teşekkür ederiz Koti. Birdenbire bu kadar yüksek engellerin üstünden atlayamazsınız. Arkadaşlar, engellerin arası 8,5 metre. He? Evet. Bitiş çizgisine kadar da tam 10,5 metre. Evet, tüm kurallara uygun. Sorun yok. Çok iyi koşuyorum diye kendime güveniyordum ama yapamadım. Çünkü bu başka bir spor. Bu sporu yapabilmek için hazırlanmanız gerekiyor. Engelli koşu için Bayan Sivriyeli'yi kim çalıştırabilir? Ülkenin en iyi antrenörünü bulmamız gerekiyor. Zıp zıp zıplarım, durmaz hiç bacaklarım. Kare takımı, sizi görmek beni çok sevindirdi. Siz çağırdınız diye hemen geldim. Merhaba, ben Bayan Sivriyele. Sizi tanıyorum. Ülkemizin en iyi koşan sporcusu sizsiniz. Kare takımı, size nasıl yardımcı olabilirim? Bayan Sivriyele'yi çalıştırabilir misiniz? Engelli koşamıyorum. Hiçbir şey birdenbire olmaz. Alıştırarak ilerlemek gerekir. Bunun da kuralları var. Evet, bacaklarımızı güçlendirmeliyiz. Önce kısa engellerde çalışalım. Kendinize güvenin. Özgüven önemli. Şimdi zıplar mısınız Bayan Sivriyele? Daha yükseğe. Daha yükseğe, daha yükseğe. Hadi şimdi engellerin üstünden atlayın Bayan Sivriyele. Kendime daha çok güveniyorum. Teşekkürler Bay Zıp Zıp. Hadi engellerin tekrar üstünden atlayın Bayan Sivriyele. Yaşasın. Sorun çözüldü mü bilemiyorum. Nasıl yapacağını bilmiyordu. Şimdi kurallarıyla öğrenecek. Bu çok önemli. En önemlisi artık kendine güveniyor. Evet. Kesinlikle başaracağım. Seyirciler,
engelli koşu antrenmanından gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İyi haber! Bayan Sivriyele yarışmaya katılacak! Başaracağımı hissediyorum. Kendime güveniyorum. Her işi başarmanın bir yolu var arkadaşlar. Aa, nedir? Kendine güven. Yani özgüven. Kuti.